Değerli arkadaşlarım, Suriye politikasının Türkiye açısından ortaya çıkardığı tablo iç açıcı bir tablo değil. Tırlarla silah gönderdiler. Silah göndermeyin dedik. Komşuya silah gönderirseniz Müslümanı Müslümana kırdırırsınız. Yapmayın etmeyin dedik bunu. Biz silah göndermiyoruz dediler. İnsani yardım gönderiyoruz dediler. Sayın Davutoğlu'nun yaptığı açıklama var. Rus uçağının düşürülmesi üzerine. MİT tırlarına operasyon yapanlar bu katliamdan sorumludurlar diyor. Aynı kabinede bir bakan. Şimdi onun söylediklerine bakalım. Ne söylüyor? Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum diyor Sayın Tuğrul Türkeş. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bu sorunun cevabını hep beraber bekliyoruz. Nereye gitti o silahlar? 3-3,5 milyon Türkmen'den söz ediyoruz değerli arkadaşlarım. Faturayı ödeyenler yine bizim soydaşlarımız. Ülkelerin barışması, kaynaşması dünyaya barışın gelmesi açısından çok ama çok önemlidir. Biz bunu savunuyoruz. Suriye'de geldiğimiz nokta herkesin kazandığı ama Türkiye'nin kaybettiği bir noktadır. Ama bir şeyin de altını özenle çizmek isterim. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye kendi sınırlarının ihlaline izin vermez. Vermemelidir. Kendi ülkesinin çıkarlarını korumalıdır. Bir başka ülke Türkiye bir şey demez ya da bir şey yapmaz diye bizim sınırlarımızı, toprak bütünlüğümüzü ihlal etmemelidir. Herkes bu konuda dikkatli olmalıdır. Rusya ile köklü ilişkilerimiz var. Tarihten gelen ilişkilerimiz de var. Bugün de köklü ilişkilerimiz var. Biz nasıl kendi ülkemizin yöneticilerine sağduyu öneriyorsak, Rusya'nın yöneticilerine de sağduyu öneriyoruz. Kavga iki ülkeye de zarar verir. Bölgenin de Türkiye'nin de Rusya'nın da savaşa tahammülü yoktur. Tam tersine, ülkeler el ele verip Suriye sorununu çözmek zorundadırlar.